Bana Türklerden kurulu bir ordu verin, dünyayı rehin alayım. Napolyon Bonaparte. Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler. Fransız tarihçi. Şey, savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır. İngiliz Tümamiral. 9. Türkler kendi cenaze merasimi için hazırlanan tabutlarını sahiplerinin başlarına geçirdiler. 1922'de Genellik Mahatma Gandhi. Tamamlıyoruz. Evet. Son olarak da şunu paylaşacağım. Hitler'in sözü çok bilinir ama ben gene de bu ekranlarda söyleyeyim. Türkler öyle bir millettir ki eğer saldırırsak tamamını yok etmemiz gerekir. Eğer bir tane bile hayatta bırakırsak yeni bir devlet kurar ve intikamını alır. Adolf Hitler. Bakın bunlar Türkler hakkında söylenmiş tarihsel sözler. Ben daha hani, ne diyeyim diyorsunuz. Hani bu böyle bir milletten bahsediyoruz. Ee, bir de kendi... Yaşadığım bir anımı anlatmak istiyorum burada. Hayır. Yani belki milliyetçilik şövenizm değildi, belki kendi iç ruhumuzu anlatmak açısından böyle hani bir faşizm olarak anlatılması istemem. Doğaçlama yaşamıştım çünkü Fra Fransa'dayım, toplantıdayım. Yani Adalet Bakanlığı'nın hepsinden gittim, bir yargıç olarak gittim, hakim olarak gittim. Kardak krizi yaşadıktan sonra gitmiştim ben oraya. Ee, Fransız temsilci oradaki bir gene hakim benim yanıma geldi, dedi ki ya dedi Ruşen Bey dedi böyle bir kriz oluyor. Hakim Bey dedi belki de hatırlamıyorum çok sene oldu üzerinden. bir kriz oldu ne yaparsınız dedi. Siz dedi Strasbourg'dasınız. Ya nasıl bir tepki verirsiniz? Dedim masadan kalkarım hava sahası kapalı olabilir dedim. Ukrayna üzerinden filan dedim. Türkiye'ye ulaşırım. İstanbul'da dedim mutlaka dedim elime bir silah tutuşturan olur. Hani savaş çıktı. Oradan dedim biz Allah Allah nidalarıyla dedim Atina'ya doğru gideriz. Yani ya dedi siz dedi yargıçsınız, hakimsiniz, böyle bir konumdasınız. Burada uluslararası toplantılara katılıyorsunuz falan. Dedim ki hani bizim kanımızda bu var. Hani sordunuz söyleyeyim dedim. Hem dedim asker çocuğuyum hem de dedim biz bunu böyle biliriz dedim. O saatten sonra Türkler arasında dedim hiyerarşi birisi profesörmüş, birisi köylüymüş. Bir bunların hepsi kalkar dedim. Ondan sonra dedim savaş vardır. Bunu kazanana kadar biz gideriz dedim. Onun üzerine e, ee, dedi ki ben dedi Türklerin dedi Yunanistan'ı işgaline dedi kare kaldırıyorum dedi masada. Ee, Yunan temsilciye de sormuş meğer soruyu. O da demiş ki e, ya demiş ben burada toplantımı yaparım ben asker değilim zaten. Ee, ordu savaşır ben de toplantıdan sonra ülkeme geri dönerim demiş. Böyle bir cevap verince şöyle demiş. E, Fransız temsilcinin dediği şu oldu. Türklerin hakimi böyleyse vatandaşını tahayyül edemiyorum demiş yani. Hani bu anlamda kendi yaşadığım bir tecrübe bu. E, böyleyiz ama yani yapısal olarak böyle. Bir Elbette ekleme, ki bir aklı ekleme, bir kenara bırakmayalım. Elbette ki ben hukukçuyum özür dilerim. E, hukuk kullanalım, e, şey kullanalım ama hani bizi böyle bir noktada baş başa bırakırsanız bunun sonuçlarına dünyanın her devleti bedel ödeyerek bu geçmişte yaşanmıştır. Bugün de yaşanır.